Yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Eğer olur da videoyu beğenirseniz bir like bırakırsanız yeterlidir. Hadi bakalım videomuza geçiş yapalım. Şaman'la sizi karşılıyorum. Şaman biliyorsunuz parça kasımı yapıyordu. Şöyle parçalarımı da göstereyim. Bu arada bunlar şu ana kadar kastıklarım değil. Kastıkça da gün içinde atıyorum zaten. Devamlı ara sıra videolara da ekliyorum. Silah parçası diğer parçalara göre biraz daha fazla gittiği için silah parçası az. Diğerlerinden bolca var. Böyle yaklaşık bir hafta daha parça kasım yapacağım. Şöyle bir kayıp kuponu aldım pazardan. Bunu bir bozduralım. Öncelikle yapmam gereken yeni kostümlerden almak derken gitti mi bu ya? Ha, gitmemiş, güzel. Alacağım kostüm Dokkabeyi kostüm olacak. Dokkabeyi kafalık, kask ve silah kostümü taktığınızda %5 beceri hasarı veriyor diye hatırlıyorum ben. Evet, %5 beceri hasarı veriyor. Hatta burada belirttiklerini de taktığınız takdirde %5'te büyülü saldırı değeri ve yakın dövüş saldırısı veriyor. Bu da güzel bir şey. Bizim şamanda mutluluk yüzüğü varmış. Lollipop olsa ekstradan da %5 hasar daha alacaktık. Öncelikle tabii ki de simya sürelerimizi uzatmamız gerekiyor. Buradan bir 239 epe 25 tane kor alıyorum. Bendeki kostümlerde idarelik zaten, sadece %15 ok savuşturma getirmiştim. Bir haftalık bize yeter. Şöyle bir haftalık alıyorum. Bir adet de kostümünü aldık. Bunları birazdan efsunlayalım. Korlarımız geldi. Kostümlerimiz de geldi. Ben bunları efsunlayayım. Bir şey gelirse size gösteririm. Kafalığa 15 ok savuşturması istiyorum. Kostüme de 10 ip absorbe. Yanına da artık element midir, ip midir, str midir, ne gelirse artık okeyim. Herhangi bir düzgün bir efsun gelirse size gösteririm. Kostümler bu sefer çok zorlamadı. Kostümleri efsun atarken bayağı bir zorlanmıştım. Kostümümüz hatta neredeyse aynı birebir. Sadece %5 ateş daha fazla geldi. Hemen bunu giydik. Kafalık kostümüne de sadece 15 ok savuşturma getirmemiz yetiyor zaten. Kostümleri efsunu yakaladık fakat ben yanlış bir hesap yapmışım. Buraya kesinlikle bir lollipop olması gerekiyormuş. Ben sadece bu 3 kostüm olduğunda %5 beceri hasarı alıyoruz diye biliyordum. Maalesef lollipop olmadan olmuyormuş. O zaman biz eski tarzımıza geri dönelim. Bunları da pazara ekleriz galiba. O zaman şöyle yapalım. Korlarımızı aldık fakat bizim bayağı bir altyapımız var Yakut'ta. Bunları bir üste atmaya çalışalım. Hatta şöyle bir açalım bakalım ne kadar çıkacak. Yere düşecek mi? Güzel. Yere düşmedi. Aslında 2 tane yakut çıkması güzel değil o kadar da, ama simya süresi uzatacağım için bir yandan da güzel. Yakutlar da üste atalım fakat şöyle bir karar aldım. Biliyorsunuz Battle Pass geldiği zaman 15 tane enderi antikaya at diye bir görev var. Yakında da Battle Pass gelir diye düşünüyorum. O yüzden yakut ne kadar geçerse geçsin enderde bırakacağım. Enderde stoklayacağım kısacası. Bütün yakutları üste attık. Gördüğünüz gibi 5 tane ender geçirebildik. Aslında başlarda güzeldi ama son 3-5 tanesi maalesef bozdu durumu. Bugün şamanımın son biyoloğu, eğer geçerse buz topunu bitireceğiz. 50 STR alacağız. Hadi bakalım. Hop. Güzel geçirdik. Şimdi gidelim ruh taşını düşürelim. Şu 50 STR'mizi alalım. Ama gelmişken de şu şamanın deposundaki, nesne deposundaki daha doğrusu hasılatı bir indirelim. İşimize yarayanları kullanalım. Satacaklarımızı da satarız. Bayağı bir biliyorsunuz tombaladan buz tılsımıdır, şimşek tılsımıdır, böyle gaya çantasıdır, gece ciltleridir. Bayağı bir çıkartmıştım. Bunlara olabildiğince envanterimi almaya çalışacağım. Tombaladan elde ettiğimiz sadece şamana ait hasılatta göstermeye çalışacağım. Şimdi Sohan'a geldim. Buraya ait ruh taşını düşüreceğiz biliyorsunuz. Ben burada zamanında ufak bir sorun yaşıyordum. Belki aranızda hala yaşayanlar vardır. Aklıma gelmişken de bahsedeyim dedim. İlla ki aranızda bilenler vardır. Buradan sistem seçeneklerine geldiğinizde, oyun modunu geceye çektiğinizde ekran bu şekilde gece olmuyordu. Sizde de belki şu an böyle değildir. Yani geceye çektiğinizde herhangi bir değişiklik olmuyordur. Bunun sebebi ise şu. Hedefin gölgesi kısmı 1 kısmındaydı bende. Bu da sizde büyük bir ihtimal böyledir. Yani bakın şu an geceye çekiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Daha da böyle göz alıcı parlak bir şey oluyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Hedefin gölgesini en kötü 2'ye çekin. Gece modunu ve gündüz modunu bu şekilde aktif edebilirsiniz. Ben zamanında dedim ki bundan dolayı sıkıntı çekiyordum. Bir şekilde hallettim. Birkaç arkadaş bilgi vermişti sağ olsun. Bu arada ruh taşını da düşürdük. Güzel. Metin'i de niye kestim bilmiyorum. Keşke kesmeseydim. İhtiyacı olan biri keserdi. Yolumuza geldik. Ruh taşımızı verdik. Gidelim ödülümüzü alalım. Artık Zelkova dalına geçiş yapıyoruz. Bekko'ya geldik. Tıkladık. Buradan gizli reçete diyoruz. Devam diyoruz. Tekrar devam diyoruz. Gördüğünüz gibi kalıcı olarak saldırı değerin 50 puan arttı. Bedavadan 50 puan almış olduk ve kalıcı bir şekilde biyolog. O yüzden dediğim gibi her zaman önemli. Biyoloğunuzu mutlaka yapmayı ihmal etmeyin. Sandığımızı da açalım bakalım ne geliyor. Zen fasulyesi. Yeni biyolog görevimiz olan Zelkova dalında aldık. Şimdi gidelim Zelkova dalı kasma taktiğini size göstereyim. Aslında Zelkova dalı bilginiz olsun. Çok güzel para edebiliyor. Tanesi en kötü 2M 3M'den bile sattığım günler vardı. O kadar da zor düşmüyor. Yani eğer bu biyolog görevindeyseniz aynı şekilde Toygis de buna dahil. Taneleri 2M 3M'den gidiyor rahat bir şekilde. Ben genelde 5 tane 10 tane kasardım böyle 5'li 10'lu 10'lu. Pazara atardım. Giderdi. Şimdi birazdan göstereceğim. Kasması da çok basit zaten. Öncelikle ışınlayıcıdan Kızıl Orman'a ışınlanıyorsunuz. Kızıl Orman'dan direkt arkanızı dönüyorsunuz ve kapıdan geçiyorsunuz. Direkt kendinizi zaten Hayalet Orman'ın sonunda göreceksiniz. Burada çok rahat bir şekilde bol bol kasabilirsiniz. Ben genelde burada kasıyordum. Bakın gördüğünüz gibi bir tane düştü bile. Pelerini de getirmedim yanıma ama buradaki slotlar agresif slot olduğu için siz pelerini atmasanız da yaklaştığınız zaman size saldırıyor slotlar. Metin keserken daha bol düşürebiliyorsunuz. Eğer metin bulabilirsem göstereyim. Metin keserken daha bol düşüyor diye hatırlıyorum ben. Bir tane metin bulduk. Bakalım metin keserken düşürebileceğiz mi? Birlikte görmüş oluruz. Yalnız bir hata yaptım. Üstümdeki Zelkova'ya atmam gerekiyor benim. Yoksa düşmez. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi iki tane geldi bile. Kesme. Metni kesme. Tamam. Niye metin kesildi ya? Ben kesmemiştim. Bırakmıştım. Galiba lag var. Geriden geliyor. Metinin etrafındaki slotları da kessek en az 2-3 tane de oradan alırdık. Gördüğünüz gibi 4 tane düştü. Tanesini 2.5-3M'den satsanız şu an burası 10M. Yani 2 dakikada 10M. Çok güzel para. Bir metin daha buldum. Hadi bakalım bir de bunda deneyelim şansımızı. Şöyle ayıralım potumuzu yine. Düşen yere düşsün direkt. Bu sefer biraz dikkatli olalım. Sondaki slotlarda keselim bakalım kaç tane alacağız. Şu an bir tane aldık. Neden düşmüyor? Daha fazla düşmesi lazım derken ikinci geldi. Üçüncü geldi. Biraz uzaklaşmak istiyorum da uzaklaşamıyorum. Dördüncü geldi. Bir parti daha slot çıkması lazım bu metinden derken çıktı. Bu slotları da kestik. Gördüğünüz gibi 6 tane Zelkova aldık. 1 tane metinde. Hayalet Ormanı'nda da zaten kimse öyle kolay kolay metin kesmez. Çünkü bu metinler pek bir drop atan metin değil. Şaman'la oyunda pek vakit geçiremiyorum. Galiba 18. at görevi olması lazım. Onu yapmamıştım. Onu da yapayım aradan çıksın. Pardon 17'ymiş. 17'yi yaptıktan sonra 18 lanetli belalı biliyorsunuz çöl aydıtı görevi geliyor. Bakalım o görevde ne yapacağız? Tekme atacağız, uğraştıracak mı? İlk görevi yaptık. Bakalım geçecek mi? Direkt tıkladık. Galiba geçti, biraz kastı. Evet, tek attık. Güzel. Yarın 18 deneriz artık. Bu arada ben size Nesne Market'imden indirdiğim hasılatı göstermeyi unuttum galiba. Aytaş'a 3 tane varmış. Buz tılsımı 1, 2. Şu an bakıyorum görünürde 3, 4. Bir tane şimşek var 5. Şaman'da bu kadar çıkartmışız. Zihinselde de bir 7-8 tane vardır diye düşünüyorum. Galiba Lycan'da da 1-2 tane olması gerekiyor. Şaman'ın hasılatta bence güzel. Şöyle baktığımızda aslında ay taşları vesaire bunlar güzel paralar getirecektir bize. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. En son zihinseli kasılmaya bırakmıştım. Farm'a bırakmıştım. Şu an XP'm 93 diyebiliriz. Yani artık 22 level'a adım attık. Böyle böyle adım adım 30'a kadar da götüreceğiz inşallah. Bu hesabı 30 seviye göreceğiz ama ne zaman görürüz bilmiyorum. Birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Hesaptaki hasılatta şöyle size göstereyim. Parıltılı istediğimiz 192 adet, 4 adet bet kitabı sandığımız mevcut. Yine ufak tefek kastığımız, farm yaptığımız şeyler mevcut. Ayrıca bir arkadaşın da tılsım basılacaktı. Düşünmüş olduğum tılsımları artı 1'e attım. Bundan sonrasını savaş kağıdıyla üste atacağım. Biz bir kask bırakmıştık. Galiba bu hesapla bırakmıştık. Umarım eklenmiştir %70'le. Umarım eklenmişsindir. Eklendi. Bir STR falan gelirsen var ya çok güzel olur. Max CP gelmiş. Sıkıntı değil. Tekrar göndereceğiz bunu. Hatta güçlü eklememize depodan alalım. Öyle yollayalım. Kastığımız hasılat depoya aktarıyordum. Bu arada gün içinde bir pet aldım ben. Buraya ekran fotoğrafını bir yere koyarım. Bir aylık yağma peti, bonsa peti. Bunu da tanıdığım bir arkadaşımdan aldım. Gerçekten yani tanıdığım bir kişi. Hani bahsetmiştim ya oyunda tanıdığım birkaç arkadaş var. Real hayatta da görüştüğüm ettiğim. O arkadaşlarımdan bir tanesinden aldım. Sağ olsun bana 57 ondan bıraktı. Şu an galiba piyasası 60-65 on aralığından. Kendisi de bana 57 ondan bıraktı. Bendeki petin bitmesine de bir hafta süresi var. O bittikten sonra artık kullanırız. Kaskımızda tekrar 6-7'yi %70 şansla bırakıyoruz. Umarım bizi üzmez. Güzel bir şekilde geçer ve bunun 6-7'sine odaklanırız. Artık sunakta bu kaskı kullanmayı düşünüyorum. Bonus ekle dedik. Biraz da hızlandıralım bunu. Öncelikle bir %20 verelim. Bir kere daha kullanalım. Bunlar zaten depoda boş boş duruyor. Başka bir yere kullanamıyoruz. 12 saate düşürdük. Bunlar da %30'luk sonra kullanırız. Bahsetmiştim bir arkadaşın tılsımı vardı. Hemen onu şu şekilde basıyoruz. Kendisi bana postadan atmıştı ücretiyle birlikte. Tılsım basımlarını sabit 3 ondan yapıyorum. Soran arkadaşlar oluyor bazen. Şöyle de artı 4'e bastık. Kendisine postadan ileteyim ben. Zihinselimin de bineğin süresi bitmek üzereydi. Tanıdığım bir arkadaşım vardı. Ona oyundan hediye ettim. Benim de depomda şöyle son bir tane manum vardı. Çarktan çıkmıştı. Onu da kendime şöyle gittim 20 günlük bir domuz aldım. Bunu da galiba 9 won'dan aldım. Evahtana geliyoruz. Binek dönüşümü diyoruz. Domuzumuzu buraya koyduk. Manimizi de bu tarafa koyduğumuzda yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. Umarım yanlışlık yapmıyorumdur. Hayırlı uğurlu olsun diyerek evet doğru yaptık. Güzel. 20 günlük sıfır tertemiz bir manyastmalı domuzumuz oldu. Artık bu bize 1 sene mi gider 2 sene mi gider bayağı bir gidecek. Bir kayıp kuponu alacağım. Bir de şöyle 4 tane atmalı kuşak aldım. Bunlar bizim şamanın kuşağına bir deneyelim. Belki böyle şu anki 21, 23, 24 belki tek atarız 25'e bilmiyorum geçiyorum direkt tekte ama umarım geçer. Gerçekten zor bir oranı var. Bu bir kayıp kuponu almamın sebebini de birazdan söyleyeceğim. Hatta bunu bir kullanalım öncelikle. Tekrar şamanımızın çanına bir efsun deneyeceğiz. Normalde bunda 10 kritik var diye tutuyordum ama zeka 12 en kötü ihtimalde böyle 5 kritik 8 zeka ya da büyü hızı ve vesaire gelirse, umarım gelir, İşimizi daha çok görecektir diye düşünüyorum. Kritik onda evet etki ediyor ama şu an hasara odaklı olduğumuz için hasarımızı ne yükseltirsek kar açısıyla bakıyorum. Tevahtana da geldim. Bu arada kombinasyon diyoruz. Şamanımızın kuşağı bu şekilde biliyorsunuz. Bunu da yine fiyat performans şeklinde ayarlamıştık. Galiba bize toplam maliyeti 15-10 civarında olmuştu. Bir üste atacağız. Bakalım kaç gelecek. Tekli 25'te gelme olasılığı varmış. Acaba geçecek mi? Önemli olan o. Bunlar genelde zor geçer. Başarısız. Şöyle bir bey kuşağı var. Hadi bakalım. Başarısız. Ara sıra böyle denemek lazım. Başarısız. A geçti. Ya 22 olmuş. Aşağıdan gördüm. Şimdi işimiz daha da zorlaştı. 22'den sonrası geçmesi daha da zor diye biliyorum ben. Keşke 23-24 falan geleydi. İyi olurdu. Hadi bir de silahımızı efsunlayalım. Bakalım ne gelecek. İlkini attık. Maalesef bir şey gelmedi. İkinciyi hemen attık. Zeka 8. Kritik 10. Canlılık 12. Yavaşlatma güç 4. Abi bu bozulmaz. 10 kritiği var. 12'de canlılığı var. 8'de zekası, 4'te gücü var. Keşke şuraya bir büyü hızı gelse süper olurdu. Bu bence kalır abi. Hemen şamanımıza kuşağını ve silahını teslim edelim. Bu arada burada gördüğünüz arkadaşlara da selamlar. Speedboy biraz önce 25 emişe kuşak deneyebilir miyiz dedi de bugün biraz şansım yok gibi, o yüzden o riske girmek istemedim. Kusura bakmasın, kendisine tekrardan selamlar. Çanımızı giydik. Öncelikle kuşağımızı da taktık. En azından bir tık daha iyi oldu. Depomda bir 6 tane kötü ruh vardı. Şu meteorumuzu bakalım P yapabileceğiz mi? Şu an G9'da hatta süresi gelmiş, bir kere daha deneyelim bakalım. Hop, maalesef hata dedi. Direkt tarafsız olduk. Bir kötü ruh daha okuduk. Bakalım yine hata dedi maalesef. Zenimiz mevcuttu. Şuradan derecemizi sıfırlayabiliriz. Bir kötü ruh ve tekrar meteor diyoruz. G10 al artık be. Bir heyecan yapalım yani. Maalesef yine yandı. Maalesef yine yandı. Maalesef yine yandı. Bu neymiş ya böyle? Sonuncu kötü ruh. G10'da kalacak herhalde. İçime öyle bir his geldi. Biliyorum ben bu oyunu ya. İnadına G10'da bırakıyor var ya. Olmazsa P yapalım ya. Yani köye kadar gelmişiz sonuçta. Biraz P'ye uğraşalım. Şaman'da da gördüğünüz gibi biraz kötü ruh aldım bir arkadaştan biraz önce. Bir de şöyle 5-10 anemden 85 adet zen alacağım. Bendeki zen yetmeyebilir. Artarsa da tabii yine artarsa kötü ruhlarımızda ejderha yardımında kullanacağız geri kalan kötü ruhlarını. Öncelikle meteoru bir P'ye deneyelim. Umarım tek atarız. Çok zor ama olur mu? Olur, hiç belli olmaz. Evet, olmadı maalesef. Tekrar deniyoruz. Hadi lütfen geç. Maalesef. Yaparsın. Olmadı maalesef. Sonuncu ruh taşıyla deniyoruz. Belki geçer. Maalesef yine geçmedi. Hadi bakalım, tekrar ruh taşlarımızı aldık. Deneyelim. Geç artık be. Biraz da ejderha yardımına kalsın derken geçti. Bu takılmayı biliyorum. Evet, sonunda meteorumuz P oldu. Of, hasara bak. Ejderha kükremesi bundan daha çoktu. Şu an ejderha kükremesinden 4K civarında fazla büyülü saldırı değeri var. Güzel bir hasara etkisi olacaktır bunun. Zenlerimizi de okuyalım. Ben şu elimde kalan kötü ruh ve zenleri de ejderha yardımına kullanayım. Ejderha yardımı şu an G3, bakalım kaça kadar getirebileceğiz. Son kötü ruhla ruh taşlarımı okudum. Ejderha yardımı G9'a kadar geldi. Bu kadar beklemiyordum. Herhalde G7 falan da kalır dedim. Son anda güzel geçti. Şamanın kostümünü ve kafalık kostümünü 3 efsun yapma kararı aldım. Bunu da aktararak yapacağım. Kendimi efsunlamak istemiyorum. Şöyle 3 efsunlu günü az 1.5 ondan bir kostüm alacağım. Bunu değiştireceğiz. Belki düzgün çift elementli, ip absorbeli veya STR'li bir şey getirebiliriz. Bir de bir arkadaştan birazdan süresi 10-15 saat kalmış bir başlık fişi alacağım. Onu da bir won alacağım, arkadaşla anlaştık. Bunlara bir efsun deneyeceğiz. Belki güzel bir şey gelirse size de kayda geçer gösteririm. Evet, arkadaş geldi. Yalnız ücret almam dedi de ben ücretsiz bir şey yapmam maalesef. Kendisine de dedim. Bir won'dan alırım en kötü ihtimalde dedim. Sonuçta 3 efsunlu bir kask. 3 efsunlu süresi az bile olsa bu tarz eşyalar bir won'dan gidiyor. Arkadaşlar teşekkür ederim. Selamlar buradan kendisine de. Hadi bakalım, ben biraz efsun atmaya başlayayım. Düzgün bir şey getirebilirsek size de gösteririm. Kaska efsunu yakaladık. Şöyle gördüğünüz gibi 15 ok savuşturma, 15 şimşek, hipi üretim 12 geldi. Bayağı miktarda da para gitti. Üzerimdeki yanktan da anlayabilirsiniz. Kostüme şöyle bir şey yakaladım ama bunu değiştirme kararı aldım tekrar. Yani ne bileyim, böyle STR'li falan bir şey istiyorum. Hasarımın yüksek olmasını da istiyorum. 10 ip absorbe yanında 15 rüzgar, 15 şimşek, 15 ateş gibi böyle çift elementli bir şey de olabilir. Biraz da buna deneyelim. 10 ip absorbe, 10 büyü geldi direkt. Deneyelim ya şansımızı. 10 ip absorbe rahat geliyor ama 15 ok savuşturma gerçekten çok zor geliyor bu efsun olarak. Şu ah bir ip absorbe olsa çok güzel olurdu ya. Hem 50 STR'si var, ufaktan da bir büyü hızı varmış. Ama yapacak bir şey yok. Bozuyoruz. Şöyle bir şey geldi. 30 STR, 10 ip absorbe, 4'te şimşek var. Bu da diğer kostüme göre yine bir tık daha iyi diyebiliriz. Bunları şimdi bir 60 günlük kadın kostüm bulalım, onlara aktaralım. Öncelikle şuradan bir 58 gün, 59 gün de diyebiliriz. 4 won 33M'den bir kask kostümü alıyoruz. Aldık. Bir de kostümünü alacağız. Bunun da beyazı vardı. Kırmızısını bulamadım. Gerçi beyaz da güzel duruyor. Kostüm de burada. Yine aynı şekilde galiba aynı arkadaştan mı aldık bilmiyorum tam. Şöyle alalım. Beyaz Azrail yazıyor da kırmızı görüntüsü var. Ben mi yanlış görüyorum? Beyaz Azrail diyor. Giyelim bakalım bir. Pazar alanı da bayağı bir kası yok, kusura bakmayın. Kaçacağım şimdi buradan. Reis bu beyaz değil ya, kırmızı. Şamanımızda geldik. Kostüm bonus haklarımı aldım. Bunları da zihinselle aldım. Bir kayıp kuponu almıştım hatırlarsanız. Oradan tanesi 97 hepten olacak şekilde 2 tane aldım. Eski kostümlerimi satacağım. Günleri güzel çünkü 24 gün civarında. Bunlar 1-1,5 ondan gider diye düşünüyorum. O yüzden yeni kostümlerimize şu biraz önceki hep sunadıklarımızı yansıtıyoruz. 60 gün diyebiliriz düz kabataslak. Hayırlı olsun, kostümümüz aradan çıktı. Kaskımıza da 15 ok savuşturma, 15 şimşek, hip üretim 12 geldi. Bu da güzel bir efsun. 15 şimşekte ekstradan bir cabası oldu bize. Bunlar da giydiğimiz takdirde set bonusu olarak %5 beceri hasar veriyor. Gayet güzel. Diğer kostümlere göre bu kostüm bayağı güzel durdu. Kuşakla falan da uyum sağlanınca gerçekten şöyle bu sefer ilk defa bir kostüme karşı görüş açım değişti. Dediğim gibi genelde ben oyunun kendi eşyalarını seviyorum. Her zaman oyunun kendi eşyaları daha çok hoşuma gidiyor görüntü olarak. Baksanıza ne kadar güzel, hoş duruyor yani. Şu görüntüler keşke böyle dursa daha güzel olur. Şamanımızı da köye getirmişken Zelkova Dalı görevini de verelim. Güzel. 23 tane kaldı. Gayet güzel. Evet, şamanımızı da getirdik. Şöyle otomatik avımıza yerleştirmemiz gereken potlarımızı yerleştirelim. Bakalım hasarlarımız falan bir oynama var mı? Göremedim ki. Oo, 56k attık. Kritikle attık onu. 33k bu arada meteor bayağı bir etkilemiş ya. Normalde ben meteoru kritiksiz hatırlıyorum. 24-25 falan vuruyordum. Bayağı bir gelişme var gördüğünüz gibi. Güzel. Hesabımız böyle yavaş yavaş adım adım kasılacak. Bu arada normalde bende kaykay vardı. Onun üstünde daha fazla düz atak yapıyorduk. Şu an kaykayımız olmadığı için neredeyse 1k yakın düz hasarımız düştü. Eğer Nesne Market'e kaykay gelirse aynı şekilde bir tane kaykay alırız. Daha hızlı bir şekilde de böyle farm yapabiliriz. Hesapta bu şekilde adım adım farm yapmasına devam edecek. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Görüyorsunuz şaman element dünyasında takılmaya devam ediyor. Şimdi şamanı bir aşağı indireceğim. Bugün ayrıca hızlı müzayede var. Eğer yetiştirebilirsek yine sörf tahtalar vesaire gelecekmiş galiba. Hatta astrabel de gelecekmiş. Alabilirsem bir tane zihinsel astrabel almayı düşünüyorum. Alması biraz zor oluyor. 2500-2600 hep civarlarına geliyor diye hatırlıyorum. Bir aylık astrabel. Şaman'a da bir tane sörf tahtası alabiliriz duruma göre. Şaman'daki durum vaziyet bu şekilde. Hatta Şaman'ı da birazdan aşağı indireceğim. Bir arkadaşın zırhına kahraman deneyeceğiz. Zırhına kahraman atacağımız arkadaş burada. Öncelikle şöyle üstümden biraz yer açayım. Anlaşmamız da şu şekilde. 5kg'ya artı 10 won şeklinde olacak. Zırhımızı aldık. Umarım zorlamaz. Hadi bakalım. Hop, başarısız. Biraz bekleyelim. Tekrar vuralım. Yine başarısız. Üçüncü deneyişimiz. Üçüncü de geçirdik. Arkadaşa hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Dediğim gibi ticaretimiz 5kg'ya artı 10 şeklinde olacak. Şaman'ı köye getirdim. Dediğim gibi Nesne Market'e bugün astrabel gelecek. Bir aylık. Astrabel'i şamanla mı alsam yoksa zihinselle mi alsam karar veremedim. Zihinselde bonsa var. Bonsayı belki zihinselde kullanırım ya da zihinselle de çekebilirim. Hasarımın artması açısından. Zihinseli biliyorsunuz kasıyorum. Bakalım bekleyeceğiz. Ne zaman düşecek hızlı müzayedeyi göreceğiz. Şamanla 3 tane bir kayıp kupon aldım. Bunları şamanda kullanacağım. Şöyle planım var. Alacağım astrabel'i tabi alabilirsek umarım alırız. Şamanda kullanma kararı aldım. Şamanın biliyorsunuz hasarı düşük. Zihinselde de bonsa almıştım ben. Bonsayı kullanırım diye düşünüyorum. 2 hesaba da yine aynı şekilde kaykay alacağız. Şamana bir tane daha bir kayıp kuponu alacağım. Bunu da simya süresi uzatmak için vesaire kullanacağız yine. Paramız da 139 ona düştü ama sıkıntı yok. Yine kahramana atarak paramızı bir şekilde katlarız. Hatta son zamanlarda şamana mükemmel bir elmas bakıyorum ama piyasada çok acayip derecede uçmuş. Benim zihinseli almış olduğum 6'da 6 mükemmel elmas zamanında 200-210 wonken şu an en kötüsü 320-350 wonlardan satılıyor. Bayağı bir fiyat farkı var arada. Biz yine aynı şekilde paramızı kasmaya devam ederiz. Piyasası düzelir veya paramızı katladığımız zaman alabilirsek alırız. Aslında şu anda da alırız ama bütün paramı da bir tane eşyaya vermek istemiyorum. Sonra dımdızlak ortada kalıyoruz. Bunu zamanında yaşamıştım ben. O yüzden genelde elimdeki para fazla oldukça almayı tercih ediyorum. Size de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi en ucuz 6'da 6 mükemmel elmas. Şamana göre olan bir elmas. Piyasası 357 won'dan başlıyor. Enflasyon oyuna bile vurmuş şu an. Şu an görüyorsunuz Astrabel'in 4 dakikası var. Umarım alabilirim. Geçenki Astrabel'de almak istemiştim. Alamamıştım. Bu sefer alabilirsek iyi olacak. Ona göre de ep yükledik. Gördüğünüz gibi 4300 epimiz var. 1k epin tanesinde toplam 14,5 won para verdik. Hatırladığıma göre Astrabel'de 2650 ep falan olması gerekiyor. Alabilirsek iyi olur. Hadi bakalım, son 3 dakikası. Aldım. Vallahi aldım. Şu an burada alınmamış gözüküyor ama yanda da siteden açmıştım. Shop üzerinden 1880 epim kaldı. Belki güncellenirse gelir. Bu arada Astrabel'in gidişine bakar mısınız? Burası bitti aslında. Böyle olduğuna bakmayın. Bakın şu an 0. 999 adet Astrabel 10 saniye içinde yok oldu. Onun da Astrabel'i görebildik. Gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Üstünden de 10 dakika geçmiş. 10 dakikadır şunlarla uğraşıyorum. Bayağı bir gaya indirmişim. Bu gayaları indirmemin sebebi de zihinselde yaklaşık bir 770 adet olması gerekiyor. Zihin taşı var. Yani 770 adet zihin taşı çevireceğiz. Kaç kaya gelecek bakacağız, onu da göreceğiz inşallah. 30 günlük Astra belimizi şöyle envanterimize alalım. Zaten bunun süresi gidiyor gördüğünüz gibi. Nesne marketinde de birkaç satılacak eşya vardı. Aslında hala var. Buz tılsımlardır, ay taşlardır vesaire, bunlar mevcut. Duruma göre onları da satabiliriz. Şu ufak tefek ıvır zıvır şeyler vardı. Bunları satalım. Şöyle biraz gayam vardı. Bunları da kullanalım. 500 gaya bir bende vardı depoda. Bir 500 daha vardı. Bu 5K'yı da bir arkadaştan biliyorsunuz. Kahraman zırh karşılığında 10 won artı 5K gaya almıştık. Oradan geldi yani. Şimdi şöyle bir karar aldım. Öncelikle zihinseli de köye getirdim. Gördüğünüz gibi 22 level olmuşuz. XP'miz de 4.22. Öncelikle bir kaskımıza bakalım. 7. ev sonu geçmiş mi? Umarım geçmişsindir. Lütfen üzme bizi. Yer yok dedi. Hadi be lütfen. Güzel. Hadi bir STR istiyorum oraya. Maalesef olmadı. Bunun 6-7'sini değiştireceğiz. Elimize küçük kutsama falan geçtiği zaman bunun efsununu değiştireceğiz. Belki bu videoda da değiştirebiliriz, belli olmaz. Bu şimdilik bir dursun şurada kıyıda köşede. Öncelikle şamandaki Yakut'u değiştirme kararı aldım. Bendeki çift ort STR'ydi. Fakat şunu anladım ki şamanda çift ort, daha doğrusu ortalama zarar direniş şu anlık iş yapmıyor. Şamanda şu an biraz savunma açığı var. O yüzden savunma STR ortalama zararlı bir Mitsi Yakut yapmaya çalışacağım. Bunu da öncelikle kendi envanterimde bulunan yakutlardan yapmaya çalışacağım. Yine altyapımızda mevcut biraz yakutta. Aynı şekilde şamanda da birkaç tane var. Maalesef herhangi bir antika çıkartamadık. Yani şuradan bir tane çıksa ümitliydim şahsen. Hadi bakalım antikalarımızı deneyelim. İlk denememiz güzel. İkinci denememiz de geçsin. Güzel. Bunların efsununa geldiği önemli değil. Önemli olan Mitsi'ye geçmesi ve Mitsi'de de direkt 6'da 6 gelmesi. Efsanevi yakutlar galiba 12-13 won civarlarında atmalıkları. Hop. İçime doğmuştu. Biliyordum yanacağını. Yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz, üstü atacağız. Hadi bakalım şamana geçtik. Şamanın da biraz yine altyapısı var diyebiliriz. Maalesef bir tane antik alabildik. Pazardan olmazsa bir antika daha çekelim şamanla. Bunu üstü atmaya çalışalım. Öyle size de göstereyim. Antika yakutlar neredeyse 5 won'a çıkmış. Yani bayağı artmış. Ben en son aldığımda 4 won bile değildi. 3.5 civarlarındaydı. Şuradan direkt antikaları üste vurursak. Hadi bakalım. Ya bu çok kötü ya. Bu yakut var ya, bizi bitirebilir. Hiç belli olmaz sağa solu. Tekrar aldık bir tane. Hiç beklemiyoruz. Hemen aynı yerde tekrar vuruyoruz. Hadi bakalım. Harbi bitirecek bu yakıt bize. Şöyle birkaç tane aldım. Umarım artık yakmazsın. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Kaçıncı yakışım bilmiyorum ama. Al yak bari, al bunu da yak. 5 tane antika yakut yaktık. 5 won'dan 25 won diyebiliriz düz hesap. Görüyorsunuz biraz yine antika aldım. Bunları zihinselle deneyeceğim. Şaman'da bugün şans yok gibi. Bayağı bir arka arkaya 5 tane yaktı. Bir de zihinselle deneyelim şansımıza. Normalde belirtmiş olduğum simyayı satın almış olsaydım 50-55 onlardan satıyorlar. Hani kendim deneyip bir şeyler yapmak istedim. Arkadaş da selamlar buradan. Hadi bakalım arkadaş belki şanslı gelir bize. Şöyle üste yollayalım. Maalesef kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bu da yandı. Ve bu da yandı. Yazıklar olsun ya. Al sen de yan o zaman. Çok sağlam bir zararımız var. Hiç hesaplamaya gerek yok. Geldik çarşıya. Biraz da burada deneyelim. Hadi bakalım. Evet. Tamam, güzel bir senaryo. Bunun da devamı gelsin be. Hadi be sonunda. Bak şu an 6'da 6 verirse okeyim. Zarar marar varsa da okeyim. Yoksa ayarmayan direkt. Maalesef olmadı. Bunun piyasası ne kadar birlikte bakalım. Ama her türlü zararımız var, o kesin. 3 tane efsanevi atarken yakut yaktık. Antikaya yaktıklarımızı saymıyorum bile. Atmalık Mitsi yakutların fiyatlarına bakar mısınız? 31 wonlara çıkmış. İlginç ya. Biz direkt hazır alacağız o zaman, yapacak bir şey yok. Yani şöyle STR ortalama savunmalı bir Mitsi yakut almam gerekiyor. İleride duruma göre değiştirebiliriz ama biz şu an bunu bizi ileri taşıması için, daha güzel bize paralar kazandırması için yapıyoruz. Bendeki de şunun aynısı. Bir de onu çıkartacağız. Eğer çıkarsa bir güzel para da oradan gelir ama şans, bakacağız. Evet burada bir tane var. İşte bunu alacağız. Bunu da savunmasından kaynaklanacağız. Artı 4'e bastığımızda galiba set bonusuyla 140 savunma falan vermesi gerekiyor. Bunu da artı 4'e basıp şamanda kullanacağız inşallah. Aldık mı? Aldık. Gayet güzel. Fasulyemiz bol. Bunları da biliyorsunuz kar tanesi sandıklarından çıkartmıştık. Bunların ticareti yok. Gördüğünüz gibi yere de atılmıyor. Bunları bu şekilde kullanacağız. Güzel. Artı 4'e de bastık. Bunu şamanda kullanacağız. Hadi bakalım. Bir de şu yakut çıkarsa var ya, zarar falan kalmaz. Ettiğimiz zararı kapatmış oluruz. Bizim yakutumuzda gördüğünüz gibi çift ort STR'li. Yakut şimdiye kadar herhalde hiç çıkartmamışımdır. Galiba bir kere çıkarttım. O da arkadaşlar sunucusunda bir suran vardır. İlla ki bilenler vardır. Şu an 45-46 won piyasası var. Hadi lütfen. Çıkmış ol lütfen. Çıksın be. Çıktı mı? Ah be. 45 wonluk ETP. Yenisini giyelim biz şöyle taze taze. Gördüğünüz gibi saldırı değeri, ortalama zarar, savunma. Set bonusuyla 140 mı yapıyordu bakalım. Aa daha fazla yapıyormuş. 60 savunma veriyormuş. 170 savunma. O kadar beklemiyordum. Bak ben set bonusunda savunmayı 30 veriyor diye biliyordum. Beklediğimden daha da fazla oldu. Peki kaç savunmamız oluyor? 1200 buradan. Pet ne kadar verecek? Bir 100 küsürde pet verdi. Tabi bu pet gelişecek, kasılacak. Bunu 105'e kasacağım. Şu an bu pet gördüğünüz gibi bekletiliyor. Tip 6 bir pet. 419 günlük 460 güne geldiği zaman efsunlanacak. Yani savunmasını yaklaşık bir 15 üzerine çekmeyi düşünüyorum. Zihinselde şöyle bir tane kutsama alacağım. 150 kaplan parasına. Bunu bir kaskımıza deneyelim. Belki güzel bir şey gelebilir. Haftada bir kere alabiliyoruz bunu. Ayrıca zihinseli de ip yüklemiştik biliyorsunuz. Bu epte bir saat sonra surf tahtası gelecek. Onu da kullanacağız. Hadi direkt sıcağı sıcağına kaskımızın efsununu değiştirelim. Büyülü saldırı değeri ne ya? Selamlar. Buradan arkadaşa da ayrıca PM atan arkadaşa da selamlar. Kusura bakmasın, başka bayrak galiba, anlaşamadım. Aklıma bir şey geldi. Dedim ki bizim like'ında biriktirmiş olduğumuz yine aynı şekilde kar tanesi sandıkları vardı. Yine bunlardan da küçük kutsama çıkartabiliriz. Belki kaska güzel bir şey yakalayabiliriz. Hadi bakalım, ben bunları bir açayım geleyim hızlıca. Umarım bol bol küçük kutsama çıkartabiliriz. İlk partiyi açtık. Bakalım 7 tane küçük kutsama. Güzel. Umarım geçersiniz. Arkada da zihin taşları bayağı bir dolmuş. Arttırma ve efsunlar da yine çıkmış. Önemli olan markalar. Evet, markalarımız da birikmeye devam ediyor. Hadi bakalım şu 200 taneden de ne çıkacak bir birlikte görelim. 7 tane küçük kutsamamız var. Umarım üstüne bol bol eklenir. Bir 200 tane daha açtık. Hadi bakalım, 21 tane olmuş. Şimdi bunları bir kaska deneyelim. Efsun ve arttırmalarımız da bu şekilde olmuş. Gayet güzel. Markalarımız da yani güzel diyebileceğimiz şekilde çıkmış. Hadi bakalım bir efsun atmaya çalışalım. Ayrıca buradaki arkadaşlara da selamlar. Hadi bismillah diyelim, değiştirelim. Değiştirecek mi bakalım. Şöyle başarılı olsun. Efsuna bakması heyecanlı olsun derken değiştirdik. Hadi bir STR. Max CP STR sandım yine. Başarısız. Başarısız. Hadi be. Çok başarısız oluyorsun. Bir iki tane arada geçsin. Bir kere daha değiştirdik. Zehre karşı koyma maalesef. Başarısız. Başarısız. Sonuncu da başarısız oldu. Biraz kutsama alıp deneyebiliriz. Epimiz var ama epimi de harcamak istemiyorum. Şahsen kor alıp devamlı simya uzatıyorum. 2 adet kutsama aldım. Tanesi 130 ep. Yani az bir ep değil. Ne gelirse artık. Zehre karşı koyma kanama saldırısı. Abi en kötü ihtimalle 35-40 STR vesaire bir şeyler verebilirsin ya. Çok kötü ya. Şu efsunlara bakar mısın? Like'ında 150 kaplan parası varmış. Direkt efsun atacağım, bakmayacağım. Attım, bakmadım. Hadi bakalım, lütfen bir şey gelmiş olsun. Olmadı, yine olmadı. Aynı taktiği bu sefer şaman üzerinden yapıyoruz. Attım, bakmadım. Bakmadan tuttum valla. Şöyle zihinsele geçelim. Hadi bakalım. Maalesef yine düzgün bir şey gelmedi. Bir tane daha var şamanda, onu da deneyelim. Yine aynı şekilde attım, bakmadım. Hop tuttum. Koydum. Gelmiyor ya. Hiçbir şey gelmiyor yani. Gittim yine bir tane 130 epe aldım. Envanter biraz karman çormandı. Gerçi hala karman çorman da. Bunlar kullandığımız eşyalar. Bir tek şu arada kaynamış. Bunu da satarız satıcıya. STR en kötü 40 istiyorum. 4 saniye buz direnci. Aslında bizim dağıtılsımın efsun da değişecek. Keşke bir tane de bunu atsaydık. Hadi bir tane de bunu atalım ya. Belki böyle buza patlar veya STR gelir. Daha da işimizi görebilir. 3 tane çektim valla. Neden 3 tane çektim bilmiyorum. Direkt 3 tane çektim. Surf tahtası için biraz fazla ep çektik. Bizde de fazla ep kalsın dedik. Biraz kor alıp simya uzatırız dedik. Yine dayanamadık. Epi harcadık. Hadi bakalım. Tılsım bu nedir ya? Hiçbir şey değişmedi gibi sanki. Hadi. 450 ep. İkinci efsun. Savunma. Savunmamız yine %1 arttı. Kaska bir daha mı atsam ya? Attık gitti valla. Düşük rütbe. Yine geldi yakamıza yapıştı. Kaskada elimize yine fırsat geçtikçe atmaya devam edeceğiz. Kaskıda dediğim gibi buradan 10 blok kısacağım. Sırf STR'miz, saldırı değerimiz artsın diye. Kahraman setten 5 canavar alacağız. Ayrıca kasktan dolayı da yine biraz saldırı değerimiz artmış olacak. Bir de surf tahtasına bineceğiz birazdan, umarım alabilirsek. Bu şekilde hasarımız yüksek olduğu için daha seri bir şekilde kasılacağız. Kaykaylarımızı aldık gördüğünüz gibi. Hem şaman aldım hem de zihinsel aldım. Bu arada hasar da 26K'lara çıkmış, çok iyi. Ben 18-19K falan vuruyordum. 5-6K civarında bir hasar artışımız olmuş. Bir 10 blok kıstık, onun bir zararını görürüz. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyerek bu şekilde hesabımızı buraya hem level kasmına hem farm yapmaya bırakıyoruz. Bugün biraz Yakut'tan yana zarar etti. Olur böyle şeyler oyunda. Bu şekilde de keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Bu videomuz buraya kadar olsun. Buraya kadar gelip ilgi gösteren, izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer unuttuysan bir like bırakabilirsin. Aynı şekilde bir abonelik bırakarak bana destek olabilirsin. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.